Merhaba Hayat Mutfak izleyicileri, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber damakları şenlendirecek çok lezzetli bir tatlı yapacağız. Tatlının malzeme listesini videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Yapım aşamasına da geçecek olursak, tereyağımızı tavamızı alıp eritiyoruz arkadaşlar. Üzerine kadayıfımızı, şekerimizi ve cevizimizi ilave edip iyice karıştırıyoruz. Burada çiğ kadayıf da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Ben burada daha pratik, daha kolaylık olsun diye hazır kadayıf aldım ve çok kısa sürede kadayıfımı kavurdum. Kavrulan kadayıfın sıcaklığı gitmeden yarısından biraz çoğunu şöyle tepsime ilave ettim ve düzelmesi için spatula yardımıyla şöyle tepsimin her yerine gelmesini sağladım. Tatlının taban ve üst kısmı hazır olduğuna göre muhallebi kısmına da geçebiliriz. Sütümüzü tenceremize alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu mısır nişastamızı ilave ediyoruz ve 4 yemek kaşığı unumuzu ilave edip şöyle iyice kaynayıncaya dek, göz göz oluncaya dek karıştırıyoruz muhallebimizi. Gördüğünüz gibi hafiften böyle koyu bir kıvam oldu. Tam istediğimiz kıvam. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı, vanilya ve 1 paket sıvı kremamızı ilave edip hızlıca sıcağıyla tereyağının erimesini ve kremanın bütünleşmesini sağlıyoruz. Tam istediğimiz kıvam oluyor arkadaşlar. Bu şekilde çok lezzetli oluyor ve bu şekilde de kremanın iç sıcaklığı gidiyor. İç sıcaklığı ile döktüğümüz zaman biraz hamursu kıvam oluyor ama bu şekilde iç sıcaklığı gitmiş oluyor ve daha çıtırlığını tatlımız korumuş oluyor. Hazırlamış olduğumuz kremayı kadayıflarımızın üzerine döküyoruz ve tepsimizin her yerine eşit gelmesi için bir spatula yardımıyla şöyle iyice gördüğünüz gibi yayıyoruz. Ardından ayırmış olduğumuz kadayıfları da muhallebimizin üzerine şöyle iyice serpiştiriyoruz. Bu şekilde 1 saat kadar dinlendirdikten sonra artık kadayıflı tatlımız servise hazır. İstediğiniz boyutta dilimleyip istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben burada Antep fıstığı ve vişnelerle süsledim. Dilediğiniz gibi meyvelerle veya kuru yemişlerle süsleyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı oluyor. Böylelikle bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.